Değerli izleyenler, Erdek'teyiz. Yanımda şu anda bir voleybol antrenörü var. Sayın İlker Kasoğlu. İlker Bey, hoş geldiniz Erdek'e. Ne için geldiniz? Hem sizi tanıyalım hem hangi amaçla geldiğinizi öğrenelim. Şimdi şöyle, öncelikle amacımız spor. Özünde spor yatan her şeye sevdiğimizden dolayı yardımcı olmaya geldik. Değerli yöneticilerimizle konuştuktan sonra var olan durumu zaten biliyorsunuz. Evet. Böyle bir talep olduğunda da biz de elimizden geleni yapmaya, bize yakışanı yapmaya geldik. Beklenti veya istekler, doğrultular ne yönde olduğu zaten açık. O yüzden geçen yıl yeni başladım ben daha voleybol antrenörü kariyerime. Tolga Altıbaş'ın yardımcı antrenörünü yaptım. İlk defa benim de bu sene yeni olacak. Az maç kaldı ama keyifli bir şekilde elimizden gelen her şeyi yapıp Erdekspor'u düzgün bir şekilde temsil etmeye geldik. Daha önce Erdekspor'u izlediniz değil mi? Tabii ki Erdekspor'u hem izledim hem de geçen yıl iki tane maç yaptık. Burada ve Balıkesir'de. Tanıyorum, biliyorum, evet. Nasıl değerlendiriyorsun Erdekspor'u tanıdığın kadarıyla? Şimdi şöyle, geçen yılki kurulan takımdan yola çıkacak olursak, biz de aynı ligde yer aldığımız için hedefimiz de playoff'tu. Playoff doğrultusunda bir takım kuruldu. Dolayısıyla yöneticilerin bu Erdek'in, Erdekspor'un hedefleri olduğunu gösteriyor. Bizler kesinlikle hedefleri olmayan bir yerde bulunmak istemiyoruz. Yeni başlıyoruz kariyerimize. Tolga Altıntaş'la birlikte. Dolayısıyla özünde hedefi olan bir yer olduğundan dolayı bizim için örtüşüyor şu anda. Peki Türkiye'de bayan voleybolu ne durumda? Bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani şimdi şöyle, tabii ki Türkiye'de bayan voleybolu çok üst seviyede. Hatta sadece Türkiye'de değil, dünya standartlarında oynuyoruz. Bu değerli hocalarımızın yıllardan beri çok kısa vadede olan şeyler değil. Doğru adımlarla, doğru oyuncularla, doğru işlerle anılan bir şey. Gerçekten üst seviyede oynanıyor Türkiye'de bayan voleybolu. Şu anda Erdekspor ikinci ligde, o seviyeye bile bakıldığında gerçekten üst seviyede, birinci lig olsun, Sultanlar Ligi olsun, Türkiye'de voleybol çok üst seviyede oynanıyor. Bayanlarda özellikle. Peki İlker Kasoğlu'nun hedefi ne voleybolda? Beklentisi ne gelecek için? Şimdi şöyle, ben de daha yeni yeni kazanımlar ediniyorum kendime. Her bulunduğum ortamı, takımı veya sohbetlerde. Hedeflerim tabii ki var, ileriye yönelik. Ama öncelikle dediğim gibi bir ekibin parçasıydım ben. Şimdi tek başıma buradayım. Gene hala bir ekip olarak burada hizmet ediyoruz. Dolayısıyla beklentilerimiz üst seviyede, üst düzeyde olduğundan dolayı her anımızı kendimize bir şeyler katarak ilerleme yönünde adım atmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Erdekspor Kulübü voleybol sorumlusu, daha doğrusu bayan voleybol takımı sorumlusu Sayın Haluk Can Kur'an'la birlikteyiz. Haluk Bey, yeni bir hocayla anlaşıyorsunuz. Neden bu yenilik gerekli oldu, biliyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz, biz geçen sene voleybol kız takımı olarak, yani voleybol federasyonu liglerine katıldık. Bu bize spontane gelişmiş bir olay oldu. Yani Metin Mengüç aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu'nda yönetici. Aynı zamanda biz futboldan da onunla yakın ilişkilerimiz var. Dedi ki böyle bir şans doğdu. Önümü geçen yıl için konuşuyorum. Cüzi bir şekilde ikinci ligden başlayabilirsiniz. Hatta üçüncü ligden başlayabilirsiniz dedi. Geçen sene biliyorsunuz üçüncü lig vardı ama ligin başında, daha sonra ikinci lig olarak değiştirildi. Yani üçüncü lig kaldırıldı ve ikinci lig olduk. O da bizim şansımız oldu. Bu değerlendirmede tabii voleybol ve salon sporları Erdek'te hiç yoktu. Salonumuz olmadığı için. Böyle bir olay da doğunca başkanımız çağırdı. Ben de basketbol oynadığım için yani salon sporlarını biliyorum en azından. Dedi ne yaparız Haluk, yani böyle bir şey. Vallahi dedim başkan, çok iyi bir şey olur. Çünkü hem görsel olarak, çünkü voleybol bir tamaşa sporu. Yani insanlar gelir, kadınlar gelir, aileler gelir. Hani devamlı futbola yatırım yapıyoruz. Ve bütçelerine baktık. Geçen sene ekonomik durumu belediyenin iyi olmamasına rağmen normal bir bütçe ayırdık. Ama çok acemiydik. Yani iyi bir takım kurduk. Çok iyi bir takım kurduk ama teknik bilgimiz olmadığı için bazı yerlerde fiziki hatalar da yaptık. Ama ligi
Yani popüler bir takım olarak bıraktık. Yani Erdek Spor'u, şimdi hocam da bilir, herkes bizim oyuncularımızı konuştu, bizi konuştu, sahamıza insanlar geldi. Birinci etabı böyle geçtik. İkinci etabı, yani hocamızın olayına tekrar geleceğim. İkinci etap bu sene Türkiye'nin ekonomik durumunu ve belediyelerin durumunu biliyorsunuz. Yani Erdek Belediyesi'nin şu anda spora harcayabileceği para en fazla 50 milyar lira. Yani büyükşehire bağlı belediyelere, belediyelerin, yani küçük belediyelerin, büyükşehire bağlı olan belediyelerin binde 7 ile binde 12 arasında net gelirden pay ayırabiliyorlar. Tabii bunun tam net yüzdesini verebiliyorum ama yani 50 ile 60 milyar arasında bir para bu. Bu parayla spora yatırım yapamazsınız ne yazık ki yani. Onun için ne yapıyorsunuz? İşte böyle sponsorlar buluyorsunuz falan filan. Geçen sene çok zorlandık. Bu senede şöyle bir şey düşündük. Dedik ki ya bizim altyapıdan 4-5 tane çocuğumuz var. 4-5 tane de Bandırma, Beşiktaş altyapıda bayağı yatırım yapmış, yıllarca yetiştirilmiş 3-4 tane değerli evladımız vardı orada. Onları pazarlıktan, para lisanslarla para vererek onları aldık ve Erdek'e kazandırdık. Daha sonra bu sene bu çocuklarla başladık. Onurlu mücadele oldu. Yani herkes bizi ligde şöyle söyledi. Erdek Spor bakın en şu anda liderle yaptığımız maçlarda bile 25-23, 25-23, 25-19 gibi bu 16-17 yaş grubu kızlarla, yani 4 tanesi yabancı hocanın getirdiği ve bizim çocuklarımızla böyle bir onurlu mücadele yaptık. Fakat spor ahlak işidir. Yani para her zaman ikinci planda olması lazım. Bilhassa 15-16 yaşında çocukların. Abiler, yani hoca olarak gelen insanların bu çocuklara bu şekilde yaklaşmaları lazım. Kendi menfaatlerini bu çocuklar üzerinde kullanmamaları lazım. Onlar benim hepsi evladım. Ama bu geçtiğimiz hafta ne yazık ki öyle bir kazan kaldırma oldu. Yani Yeniçeri Ocağı'nda olur ya, öyle bir kazan kaldırma oldu. Ve net verileri de size veririm makbuzlarla beraber. Çünkü Hüseyin Başkan'ı bilirsiniz. Yani mali konularda mali disiplini çok sever. Biz 10 lira bir oyuncuya versek makbuz keseriz. Yani daha önceki yönetimler gibi beyaz kağıtlara Excel'de tutmayız onları. Dün itibariyle, bende kayıtları da var, WhatsApp kayıtları da var, hocanın kayıtları da var. Dün itibariyle, yani 5 Ocak itibariyle diyeyim daha somut bir şey olarak, 5 Ocak itibariyle hocanın bütün alacaklarını almış, benden 200 lira alacağı vardı. Yani bugün bu ligde hocanın 2 ay, 3 ay maaş alamadığı hocalar var mı? Oyuncular var mı? Var. Çok. Çok daha fazla var. Buna rağmen ama hocamız Edremit'te, Mali Lig'de bir takımı zaten orada görev yapıyor, devamlı gidip geliyordu. Orada bir takımı çalıştırıyor. Bu takım da ikinci lige kendisi çalıştırmıyor da o oraya geçecek. Bizim kızlarımız da işte bu maça çıkmayın, sizi ben alacağım, kendi takımımı alacağım gibi kandırmış. Genç çocuklar, canları sağ olsun. Ama tabii Erdek Spor bir kurumdur. Burada rahmetli Mustafa Sarı'dan tutun da işte kimler var bu kulüp için canını veren, mücadele veren insanlar, kim ne olursa olsun Erdek Spor'un onurunla, gururunla oynayamaz. Hiç kimse oynayamaz. Ne yaptı bu arkadaşlar? Bu haftaki maça gelmediler. 4 tane kız kardeşimiz geldi. Onların amacı şuydu: biz bu maça çıkamazsak, 31'i son gün transfer için, bu oyuncularla, bu kandırdığı çocuklarla takımı lav edecek. Lav ettikten sonra onun hesabına göre lisansı boşa çıkacak. Aslında böyle bir şey de yok. Ben takımı ligden çeksem de takım devam ettiği müddetçe bu oyuncular benim oyuncularım. Ama kızlara böyle bir psikoloji yapmış. Ve sonuçta çok üzücü bir durum. Yani ben bugün ligde kendi evladım gibi gördüğüm çocukların bana böyle yapması ağrıma gitti. Çok ağrıma gitti. Hala da hani hatayı kendimde de arıyorum yani doğal olarak, ama şimdiki gençlik böyle, insanlara bazıları anlatmak zor. Benim de evladım var. Onlar da yine benim evladım ama Erdek Spor'la bağlantıları bugünle itibaren bitmiştir. Çünkü çok şans tanıdık. Canları sağ olsun. Allah yollarını açık etsin inşallah. Hiçbir kötü günden istemem. Onun için hocamız gelmeyince biz ikinci bir hocayı sahaya çıkarmak zorundayız ve 3 gündür telefon diplomasisi, dostlarımız Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Ta ki eski hocamız Tayfun Pişiren bile bunu duyup
bize telefon açtı. Ücretsiz evrakımı yollarım dedi. Sağ olsun sonra o arkadaşı tavsiye ettiler. Onlar da hiç bizi kırmadılar. Tolga, DSİ'den hepsi yardımcı olup iki tane oyuncumuz da sözleşme imzaladık ve son dakikada kulübümüzü böyle kötü bir lekeden kurtardık. Durum budur. Yeni bir yapılanmaya gittiniz. Aynen öyle. Peki. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.